Lider Beşiktaş'ın takipçisi Trabzonspor İzmir deplasmanında ilk atak Karşıyaka'dan yüksel vuruyor, paf önlüyor. Kalesindeki bu tehlikeyi atlatan Trabzonspor orta sahada önce hakimiyeti ele geçiriyor ve Karşıyaka kalesi önünde tehlikeli pozisyonlar yaratıyor. Lemin'in pası Hami. Hami sokuluyor, ortasını yapıyor, Küçük Hamdi dokunuyor ve Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor'un golcüsü Küçük Hamdi'nin attığı golü bir kere daha seyrediyoruz. Golden sonra da Trabzonspor'un orta alandaki üstünlüğü devam ediyor. Hami önünde kimse yok. Sokuluyor, vuruyor, Yuriçević çeliyor. Yine Trabzonspor. Ve yine Hami Yuriçević kalesini terk ediyor. Kale boş. Hami çaprazda. Karşıyaka savunması toparlanmaya çalışıyor. Hami kendi yarattığı pozisyonu kendi kullanmaya çalışıyor ama sonuca gidemiyor. İsmail hata sürdürüyor. Ahmet Keloğlu karşısında. Yesic. Ve Trabzonspor bu pozisyondan yararlanamıyor. İlk yarı 1-0 sona eriyor. Karşıyaka'nın beraberlik çabaları var ama savunmasında da büyük boşluklar. İşte bir uzun top. Orhan atak yapıyor. Yuriçević ile karşı karşıya, ortaya çeviriyor. Top bir kere daha Orhan'a geliyor. Hami, dönen top Küçük Hamdi. Böylesine elverişli bir pozisyon sonuçsuz kalıyor. Karşılaşmanın kalan bölümünde Karşıyaka toparlanıyor ve rakibi önünde böylesine fırsatlar yakalıyor. Fethi paf mücadelesinde topağlara gidiyor ama İhsan Türe yerdeyken Fethi'nin elle oynadığını işaret ediyor. Bir Trabzonspor hata daha. Orhan, Yuriçević, offside tereddüdü var, oyun devam ediyor. Orhan bunu kullanamıyor. Maçın son anlarında Karşıyaka atakları, Ahmet Keloğlu ortalıyor, Lemi elle oynuyor. İhsan Türe penaltı noktasına geliyor. Penaltının oluşumunu bir kere daha seyrediyoruz. Yüksel topun başında vuruyor, ters köşe ve durum 1-1. Karşıyaka'nın beraberlik golü. Beraberlik golünden sonra Karşıyaka galibiyet kovalıyor. Fethi paf hemen önünde karşılıyor. Fethi bir kere daha deniyor şansını, top dışarı gidiyor. Son anlarda yine Karşıyaka atakları, Yüksel'in vuruşu dışarı gidiyor. Maçtan sonra görüştüğümüz Nevzat Güzelırmak ve Arben Brems'in düşünceleri şöyle. Trabzon şampiyonluğu kovalayan bir ekip. Biz de kendi evimizde oynayacağımız ilk lig maçında iyi bir neticeyle ayrılmak arzusundaydık. Ama özellikle ilk yarıda denk bir oyun cereyan etti. Ve arzuladığımız Karşıyaka adına arzuladığımız oyunu oynadık diyemiyorum. Ama ikinci yarı hakikaten takımım, yani Trabzonspor karşısında belki iki farklı, üç farklı galibiyeti elde edebilecek bir oyunu, güzel oyunu sergiledi. Ama maç berabere bitti. Ben her iki takımı da kutluyorum. Erste Spielzeit haben wir sehr gute Bewegung. İlk devre çok iyi, hareketli, güzel bir futbol oynadık ve 1-0 öne geçtik. Kazandığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. İlk devre 3-0, 4-0 da olabilirdi. İkinci devreye tekrar 1-0'la başladıktan sonra tekrardan 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlar geçirdik. Atamadığımız gollerin vermiş olduğu psikolojik baskı da vardı. Her an maç 1-1 olabilirdi ve verilen penaltıyla maç 1-1 bitti.